Yıllarca para biriktirip satın aldığı evde sadece 3 ay oturabildi. Çünkü izolasyonu yapılmayan evin bütün duvarlarından su sızıyordu. 6 yıldır hukuk mücadelesi veren, evi varken kirada oturmak zorunda kalan adam yaşadığı müteahhit kabusunu Show Haber'e anlattı. Hepsi patlıyor. Boş. Ben bu evi aldığımda daha sıfırdı. 6 yıldır duvarlar hiç kurumuyor, su içinde. Biz burada nasıl yaşayacağız? Çoluk çocuk perişan haldeyiz. Hayali kabusa döndü. Binbir emekli aldığı evde sadece 3 ay oturabildi. Hepsi dökülüyor, beton. Müteahhitin yaptığı işçiliğe bak. Hepsi patlıyor. Duvarlar hepsi boş. Ev alacağımıza dert aldık. Sinan Kadak ailesiyle birlikte artık kiradan kurtulmak istiyordu. 6 yıl önce kredi çekti. Beylikdüzü Yakuplu'da bu zemin kattaki daireyi satın aldı. Dişimizden tırnağımızdan artırdığımız parayla kredi çekerek bu evi aldık. Ama anahtar teslim aldığı daireyi 3 ay sonra su bastı. Kar yağdı. Bir sabah bir uyandık suyun içindeyiz. Ne bir izolasyon ne bir yalıtım. Direktmen tuğlayı örmüş. Müteahhitini aradı ama aldığı cevapla şoka uğradı. Müteahhit geldi. Ben sorumlu değilim dedi. Ne yaparsan yap dedi. Sonra bizi tehdit etti. Sinan Kadak müteahhiti mahkemeye verdi ve kiraya çıkmak zorunda kaldı. 6 yıldır kullanmadığı evi de bu hale geldi. Duvarlar rutubet içerisinde kaldı ve hatta bakın şimdiden dökülmeye başladı. 6 yıllık bir bina, burası kendiliğinden sökülüyor. Böyle bir işçilik olur mu? Çoluk çocuk 6 yıldır perişan haldeyiz. Hem kira ödüyoruz hem kredi ödüyoruz. Yıllardır süren mahkeme 5 ay önce sonuçlandı. Müteahhitin 260 bin lira ödemesine hükmedildi. 260 bin lirayla ben şu anda böyle bir daire alma imkanım sıfır. Mağdurum. Ama müteahhit karara itiraz ettiği için o parayı da alamadı. Ben mağduriyetimin tamamen giderilmesini istiyorum.